vardır çünkü biz kendimize göre bunu bina etmişizdir, manalarını değiştirmişizdir vesaire. O bakımdan yani bu Türk dünyası aynı kültürle mücehhezdi. Aynı kültür içinde büyümüştür. Orhun kitabelerinden alınız, Çağatay Türkçesinden itibaren zaman zaman harfleri değişmiştir. Ama kültür değişmemiştir. Ve rahmetli Gaspiralı işte bütün Türk dünyasını birleştirme ve okullar kurarak bunu yapma gayretinde ne demiştir? Dilde, fikirde ve işte birlik. Onun için Türk dünyasının, Türk İslam dünyasının birleşmesi için bu hedefe yönelmek gerekir. Ben bu Türk ve İslam dünyasının yeniden yapılanması kitabında onu şöyle de ifade etmişim. Efendim. Bu birliği en çok baltalayacak olan fikir, kabile şuurunun asabiyetinin tahrik edilmesidir. Ve Yani ne Sovyetler demek de bunu istiyorsunuz onu devamlı, biraz açar mısınız hocam? yani işte Özbek'ti, Tacik'ti, Türkmen'di, Azeri'ydi falan, bunları sanki bir millet üst kimlik haline getirmek ve o sıfatla o insanları ayrı millet halinde takdim etmek. Sovyetlerin bütün politikası bu olmuştur. Mesela Özbeklerde bu kabile şuuru bir etnik milliyet duygusu haline gelmiştir. Ülkelerindeki azınlıklardan bunlar Türk asıllı olsalar bile hoşnut olmamışlardır. Mesket Türkleri aralarındaki ihtilaf 1992 yılında ufak bir KGB tahrikiyle patlak verebilmiştir. Halbuki araştırılsa Özbek lafzı, Özbek kelimesi Hicri 4. asırda yani miladi 10. asırda Müslüman olan, dikkat ediniz, Altın Ordu Hanı Özbek Han'ın isminden gelmektedir. Han ismi, Özbek Han. Ve bu Özbek bugün bir millet ismi haline getiriliyor. Ve diyorum ki İslami şuurun azaldığı, güçlü bir yöneticinin ortaya çıkmadığı dönemlerde kabile şuur ve asabiyeti ön plana çıkmaktadır. Sovyetlerin politikası da gerek Türkistan'da gerek Kafkasya'da kabile şuurunu tahrik ederek bütünlüğü parçalamaya çalışmak olmuştur. Bugün aynı şeyi Türkiye'de yapmak istiyorlar. Evet, maalesef. Hocam Özbekler isterseniz... için belirtilen bu özellik diğer Türk devletleri için de geçerlidir. İstikbalde diyorum son cümle. Türk İslam dünyasında sosyoekonomik ve kültürel birliğin sağlanması için üzerinde en çok durulacak husus bu suni kabile taassubunun tedricen hafifletilerek Asya'daki Türk boylarının Türkistan mefküre ve kavram etrafında birleşmelerini sağlamak olmalıdır diyorum. Hocam programın sonuna geldik fakat çok önemli şeylerden bahsettiniz biraz önce. O yüzden toparlamak maksadıyla bu farklı Türk kabilelerinden, Türk boylarından bahsettiniz. Son olarak da bunların şu an itibariyle coğrafi olarak hangi alanlara ve hangi ülkelere dağıldığını da izleyicilerimiz... Arz ettiğim gibi şu anda bağımsız devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti var. Sonra da Azerbaycan var. Ve Orta Asya'daki 5 devlet. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan. Onun dışında bulundukları devletler içinde muhtar, yarı muhtar devletçikler var. Bunları da şöyle taksim edebiliriz. Bunlar halen bağımsızlık mücadelesi vermeye devam eden devletler. İdil-Ural bölgesi, yani Rusya'nın şu Ural dağlarıyla İdil, yani Volga Irmağı'nın arasındaki kısım. Burada iki, üç devlet var. Tataristan Cumhuriyeti, Başkurdistan en doğuda, sonra Tataristan, sonra da Çuvaşistan. Kazan Tataristan'ın merkezi, Urfa'da Başkurdistan'ın merkezi. Ve buradan İdil Irmağı boyuyla, yani Urfa'dan İdil Irmağı boyuyla Kazan'a gidebiliyorsunuz. Şimdi burada enteresan bir hususu arz edeyim. Kanuni devrinde Türkiye
İşte tabii Ruslar bu Kazan'a falan hücum ederken yardım etmek hı hı. istiyorlar ama imkanlar yok. Don Nehri ile Karadeniz'e akan Don Nehri ile Hazar'a akan İdil Irmağı'nı birleştirmek istiyor Kanuni. Onların çok yaklaştığı bir yer var. Hı hı. Orasını kanalla birleştirmek istiyor. Fakat ömrü yetmiyor. Ondan sonra gelenler bunun için çalışıyorlar. Kasımpaşa kumandasında heyetler donanma gidiyor vesaire. Ama muvaffak olamıyorlar. Ruslar bunu ancak 1952'de başarabildiler. Eğer o zaman yapılabilseydi Karadeniz Hazar'la birleşecekti ve Osmanlı Türk dünyasıyla hemen gemiler bazında ihtimata geçecekti. Bugün onu bilginize arz edeyim dinleyiciler, seyircilerimizin de Hazar'ın Astrahan kasabasından kalkan küçük gemiler, orta hacimli gemiler İdil Irmağı üzerinden Don Nehri'ne geçerek Karadeniz'in Azak Denizi'ne geçebilirler. Oradan da İstanbul'a, Trabzon'a ve Rize'ye gidebilirler. Batum'a gidebilirler. Yani şu anda Hazar'la Karadeniz birleşmiştir. Ama işte Kanuni'nin rüyası şartlar, gerçek oldu ama yani siyasi şartlar çok gelişmediği için fazla geliştirilmiyor. Devam edersek Kuzey Kafkasya bölgesinde 6 devlet var. Bunlar da bağımsızlık kavgasındalar. Dağıstan Cumhuriyeti Kafkasya'nın şu doğusunda en uzun büyük bir kısımdır. Yani Hazar Denizi'ne paralel olarak uzar. Sonra 3 tane Çerkes devleti var. Çeçen İnguş Cumhuriyeti var. İşte Çeçenlerin bağımsızlık kavgası yaptıkları. Kuzey Osetya Muhtar Cumhuriyeti var. Kabartay Balkar Cumhuriyeti var. Karaçay Çerkes Cumhuriyeti var ve Adıge Muhtar Cumhuriyeti. Evet. Adıge de Karadeniz'in kenarında bir yer. Evet. Sibirya'da bulunan 5 devlet var. Bunlar da Yakut Saka, Tuva, Havas, Gorno Altay ve Dolgan Mens Cumhuriyetleri. Kırım ve Moldavya'da 2 devlet var. Kırım Tatar Cumhuriyeti, Gagavuz Cumhuriyeti. Güney Kafkasya'da 2 devlet var. Abazya Cumhuriyeti ve Acaristan Cumhuriyeti. Acaristan Karadeniz'in kenarındadır. Batum bunun içindedir işte. Vaktiyle Batum Trabzon gibi Türk limanıydı. Acara bölgesi de Müslüman bölgedir. Doğu Türkistan'da 2 devlet var. Çin Uygur Halk Cumhuriyeti, İç Moğolistan, Rusya Federasyonu'na dahil bir cumhuriyet. Balkanlarda ve Orta Doğu'da da 4 devlet var. Bosna Hersek, Sancak, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşte bütün bunlar şu anda bu Türk dünyası içinde bulunan ama daha hala bağımsızlıklarını kazanamamış olan Türk devletleri oluyor efendim. Hocam bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bu konuyu konuşmaya, sizden dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah. Oradaki hatıralarımızı arz ederiz evet, o zaman. Evet, onlar çok önemli. İyi bir hafta sonu dileklerimizle şimdilik sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.